Evet sevgili dostlar, bugün de güzel bir programla sizlerle birlikteyiz. Hep diyoruz ya, hayata notlar düşelim ama asla ve kat'a ve inşallah tekrara düşmeyelim. Bugün de hayata güzel notlar düşen ve benim kendisini sosyal medya mecralarından tanıdığım, yaptığı o güzel işlere meftun olduğum, ya bunları nasıl yapıyor bu Esma Sultan? Nasıl bunların üstesinden geliyor? Bu kardeşimin derdi nedir? Hayata ne gibi notlar düşmüştür? Bu düştüğü notlar onu tekrara düşürdü mü, düşürmedi mi? Bunların hepsini sormak üzere şu an yanımda Esma Nur kardeşim var. Mescidimiz Derneği'nin başkanı. Evet. O zaman Esma Nur, önce seni tanıyarak başlayalım. Tamam, olur Mine Hanım. Ben 1991 doğumlu. Bir kulum, aciz Ay, bir kulum. Çok da gençmiş ya, benim gelin kızım kadar. Evet. Teşekkür ederim. Medrese hayatım oldu. Tesettürden dolayı medresede eğitim aldım. Yıllarca eğitim gördüm. Orası zaten elhamdülillah her zaman şükrettiğim bir dönemde 4 yıllık bir eğitim aldım. Orada kendime örnek aldım. Hani hep sahabeler vardır, Allah dostları, bunları kitaplardan okuruz. Ama bizim bir hacı amcamız vardı. Hacı amca o kurslardan mesuldü. 4 hafızlık, 3 Arapça. Biz Arapça kursuyduk. Hacı amcanın çarşamba günleri meyve toplama günüydü. Ve çarşamba günleri oruç tutardı. Manavcılar anlıyor. Hacı amca ya ye bu üzümlerden, meyvelerden, sana helal olsun. Hacı amca diyor ki hayır. Bir üzüm tanesiyle bile Allah'ın rızasından düşsün istemiyorum. Böyle bir insandı ve ben hala et yemiyorum. O kadar kurslara etler gelirdi, kurban etleri. O kadar dolu dolu hizmet eden bir insandı. Benim örnek aldığım bu. Kursumuza geldi sohbete bir gün. Duvara dönüp sohbet anlatıyor. Talebelere öyle bakmıyor. Takvada zirve. Ve dedi ki çocuklar bakın 62 yaşındayım ve hafızlığa başladım. Ben bu yaşımda hafızlığa başladıysam Allah mahşerde diyecek. Hacı amca hafızlığa başladı. Ben hala hacı amca diyebiliyorum. Gerçek adını bilmiyoruz. Hacı amca hafızlığa başladı. Siz niye hafızlık yapmadınız? Hacı amca hacca gidecek. Hacı amca ben bu yıl layık değilim. Bir dahaki yıl gideceğim. Önce hocalar gitsin. Bütün kurstaki hocaları mahremleriyle beraber hacca gönderdi. Ve bir dahaki sene hacı amca hacca gittiğinde haccını tamamladı. Medine'ye geçtiler. Hafızlığı bitmemişti. Medine'de vefat etti. Mükafatını Allah verdi. Hacı amca Medine'de vefat etti. Ve hocalarımız dedi ki inşallah hafızlığını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tamamlatır. Şimdi yaptığımız her hizmette, her faaliyette gözümün önüne birebir gördüğüm canlı kanlı yaşayan hacı amca. Benim örnek aldığım bu. Medrese... Yani şu oluyor o zaman Esma Sultancığım. Ben Esmaların hepsine Sultan diyorum. Buradan da benim bütün tanıdığım Esmalara sultanlıkları üzerine selam göndermiş olayım Esma Nur'un vesilesiyle. Şimdi seni motive eden bir rol modeli. Evet. Karşında etten, kemikten bir rol modeli var. Evet. Çok güzel bir örneklilik teşkil ederek başlamış oldun. Evet. Aslında biz Müslümanların da bize örneklik teşkil edecek peygamberimiz var. Evet, evet. Biz onu görmedik. Senin avantajın hacı amcayı görmüş olman. Evet. Gözünle, işte sesiyle, görüntüsüyle, tüm varlığıyla senin yanında olduğunu bilmem. Peygamberimizi görmedik ama onun örnekliliği de çok önemli bizler tabii için. Ki. O zaman biz kendimize aslında iyi bir rol modeli bulursak sevgili dostlar ve o rol modelinin yaptıklarını kendimiz de mukallit olarak yerine getirirsek aslında hayata düşeceğimiz en güzel not da bu olacak. Evet, gerçekten öyle. Çünkü hayat bir yolculuk, bu yolculukta da bir süreç. Evet. Bu süreçte kendimizi de motive etmemiz gerekiyor. Evet, örnek alacağımız kişiler olması lazım ama insanlara hep uzak geliyor. İşte sahabeler, alimler canla başla çalışan bulsunlar. Yok değil, herkes kötü değil. Kıyamete kadar iyiler de olacak. Ebu Bekirler de olacak, Ebu Cehiller de, ki ikisi de Mekke'deydi, öyle değil mi? Onları örnek alıp gayretle, aşkla, sadece Allah rızası için. Bu bir ibadet stili mi? Hayır. Çarşamba günü oruç tutuyor ki o üzüm tanesinden yemesin. Ne kadar ince bir düşünce, ne kadar nazik bir düşünce. Devamında da medrese hayatı bitti. Sübyan okullarında, ana sınıflarında öğretmenlik yaptım. Mahallede hanım kardeşlerimize Kur'an eğitimi verdim ama bir şeyler eksik. Belli başlı yerlerde hizmet de ettim. Bakıyorum herkes rekabet halinde. Herkes yarış halinde. Biri diyor ki benimki çok güzel, öteki benimki ama Efendimizin mescidine bakıyorum böyle bir şey yok. Efendimiz köleyi de almış, padişahı da almış, kralı da almış, zenciyi de almış, herkesi almış. Ama diğer taraflar ya Fenerbahçe Galatasaray gibi takım mı, nasıl? Ben huzur istiyorum, Efendimizin mescidinde huzur. 19 yaşında
Evde temizlik yapıyoruz böyle annemle. Dedim ya bir yere katılmayayım ben. İbadetlerimi yapayım. Rabbim bana bir kapı aç, bir yol göster. Radyoda bir hoca şunu söylüyordu. Benim dönüm noktam. Diyordu ki Kur'an bilip öğretmeyen vebaldedir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem mescidinin yerleri kumdu, çatısı hurma dalıydı. İslam yayıldı. Nice zorluklarla İslam yayıldı. Evinizde halı var, evinizde çatı var, perdeniz var. Allah'tan ne istiyorsunuz? Allah size kelamını öğretmiş. Neden öğretmiyorsunuz? Anneme, anne çocuk okutabilir miyim? Babanla bir konuş. Nerelisiniz bu arada ismi? Babam Siirtli, annem Maraşlı. Maraş. Kökenimiz hani dedeler göç etmiş. Evet ama babam gitmemiş daha önce Siirt'e. Biz geçen yıl Siirt'teydik. Sonra dedim ki 3 tane 5 tane ama tıpkı Mescid-i Nebevi'deki maneviyat. Allah o ara öyle bir aşk vermişti ki aklımda Hacı amca aldığım ilim. Talebeler karşıda 3 tane 5 tane öyle rabıta yapıyordum ki sanki Kabe'nin içindeyim. Sübhaneke duasını veriyorum. Ama orası Kabe'nin içi ya da Mescid-i Nebevi. Çünkü Allah, niyetin, niyet. Evini bile süpürürken de sanki ya Rabbi burası Kabe-i Muazzama. Allah niyetine bakacak. Ya Rabbi bu pişirdiğim yemek sahabelere pişirmişim gibi kabul et. Allah niyetine bakacak. O 3-5 çocuk aylar içinde onlarca çocuğa döndü. Maşallah. Kar yağsa bile gelmeye başladılar. Artık öyle bir oldu ki halı 4 metrekare, 2 tane çekyat var. Çocuklardan kapı kapanmıyor, sığmıyoruz eve, sığmıyoruz. İmamla konuştum, imam dedi biz yazın bile bu kadar toplayamıyoruz, sen nereden topluyorsun bu çocukları? Bir de benim bir düsturum, severek öğrensinler. Çocuk dersinde kaldı mı? 3 aydır Kur'an'a geçmeyen bile oluyordu, 3 ay, 4 ay kalabilir. Okul çıkışı, o yorgunlukla geldi mi o çocuk? Kafası dolu, bedeni dolu, bazıları önlüğüyle geliyordu. Eve gidiyor, çantasını bırakıyor, geliyor. O zaman o gün mutlaka ya şeker ya çikolata alacak. O ikramı alıp eve sevinciyle gidecek. Ablacığım geldiğin için çok teşekkür ederim. Bak peygamberimiz cuma günleri esans sürermiş. Bugün cuma, hadi koku sürelim. Biliyor musunuz cuma günü beyaz giyinmek sünnet. Beyaz giyinip gelirseniz ben çok sevinirim. Zorluklar olmadı mı? Oldu. 5. katımızda bir teyze. Yumurta fırlatırdı çocuklara, domates. Bunlar olacak. Ses oluyor diye mi? Yo, ses 5. kata çıkmaz. Ama işte öyle bir teyzemiz vardı. Çocuklar köşeden giderlerdi. Artık eve sığmayınca, bir de öyle bir şey ki Mine Hanım, hayat öyle bir öğretiyor ki, insanlar, şimdi ben burada anlatıyorum 12 yıl kaç dakika sürecek? En fazla 1 saat sürecek. Hı-hı. Halbuki 12 yılda neler geçti? Yok, 20 dakika sürecek sevgili. 20 dakika. Bakalım 20 dakikada ben nasıl bitireyim? Öyle şeyler oldu ki, öyle zorluklar oldu ki, o yüzden biri benim karşıma gelip bir şey anlattığında, ya şöyle zorluk oldu da ben vazgeçtim, evlendikten sonra şöyle oldu da kaldı, ben bunlara asla inanmıyorum. Çünkü öyle yollardan geçtik ki, öyle imtihanlardan geçtik ki, Allah önce çürütüyor değil mi? Ekilen bir tohumu çürütüp sonra Allah-u Teala yeşertiyor. Hı hı. Buna baktığımızda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Mekke'de neler çekti ama sonra Allah-u Teala Mekke'nin fethini, Kabe'nin anahtarını, sabır, önce kendini bir ispat et bakalım, ne kadar seviyorsun? Gerçekten istiyor musun yoksa ufacık bir şeyde savruluyor musun? Bu kadar üstü kapalı söyleyebilirim. Şu masa gece meyhane ise insan sabah bunu gene medrese yapabilir. Bunda Kur'an öğretebilir yıllarca. Eğer gerçekten istiyorsa. Gerçekten istiyorsa. O yüzden ilmimiz devam etti, hizmetimiz ama olmuyor. Öğrencilerin anneleri çok. Bir yerden sonra Mine Hanım alacaklı gibi. Esma Hoca çocuğa bak 5 vakit namaz kılmıyor. Esma Hoca hatim etti ama işte şu da olsun, bu da olsun. Ve orada fark ettim ki insanlar razı olmaz. Sen ne kadar verici olursan ol, insanlar razı olmaz. Burada da bir ufkum genişledi. Hani Allah'tan başkası kimse razı olmaz. İşte o slogan, Allah de savrulma. Sen Allah de. Sen Allah'ı razı et. Allah emeğine şahit, uykusuz kalışına şahit, çabalamana şahit, kardeşinmişçesine, hizmet ettiğine şahit. Biz 4 kardeşiz. Benim bir küçük kardeşim, 94'lü, o kayıp. Yarın onun doğum günü, 28 yaşına girecek. Kaç kayıp yıldır derken, kayıp? Yok mu? Yok. Hiçbir haber yok. Fıtrat olarak da benden çok farklıydı. Doktorluk okuyordu, rap yapıyordu, Banu Alkan'la sahnelere çıkıyordu. Ve ben... Kaç senedir kayıp? 12 olacak. 12 yarın da doğum günü 28 yaşında olacak. Allahu ekber. Ben de o ilmin sarhoşluğuyla onu çok dışlardım. O gittikten sonra herkese karşı bakış açım değişti. Şuram cız ediyor, okuttuğum her talebe sanki Abdullah.
karşılaştığım kardeşlerimiz diyelim ki hoş giyinmiyor, saçlarını dikiyor. Abdullah, çünkü onu çok azarladım, onu anlamadım, yapmadım. Allah'ın kaderidir, gene gidecekti. İnşallah Yusuf Aleyhisselam gibi olup gelir. Hiç Abdullah nasıl da, haber alamadınız ama? Yok, çıkıp gidiyor, diyor ki ben ünlü olup, meşhur olup geleceğim, herkese kendimi ispat edeceğim. Ha. Ben nasıl bu yolda böyle çok hırslıyım, anladım, aşklıyım. O da öyle, ne bir telefonunu aldı yanına, ne bir şey, gitti, yok. Hani diyoruz ya polis bulur, o bulur, bu hayır. Allah'tan başka çare yok. Her yere başvurduk. Zerre kadar haber yok. Allah seni bir şeyle imtihan ederse istediğin kadar araya aracılar koy. Evet. Kimse sana derman olmayacak. Allah'tan başkası sana derman olmayacak. Evet. İşte Yakup Aleyhisselam kötü müydü? Değildi. Tabii. Ama Yusuf'la tekamül etti. Ne zaman dedi ki ya Rabbi ben seni istiyorum, Yusuf geldi. Belki de Rabbim anne babamı bizi böyle terbiye ediyor. Benim de böylelikle eleştiri putlarım kırıldı. Ne yapıyordum? Çarşaflı biri görüyordum, renkli çanta. Şimdi hani bak nasılım? Ay bak bir deli mehli olacak şu hale. Bak hani neden yapıyorsun? Hep neden? Kendimizi bir üste görmedi. Evet, o ilmin sarhoşluğu, işte Musa seviyesi. Hızır Aleyhisselam hep sorular soruyor ya. Hayır, sen bir Hızır gözüyle bak bakalım. O ne yollardan geçti? Senin şartlarından geçti mi? Senin gibi ilimden geçti mi? Allah nasip etti mi? Allah sana nimet verdi diye şükretmen gerekirken ona sataşıyorsun. Onun kusurlarını arıyorsun. Evet, bu cevabı buldum kendimde. Çok hatalıymışım. Rabbim affetsin. Aa, şimdi asla Rabbim beni düzelt. Gördüğüm kişi benim. Beni düzelt diye kendime hep telkin ediyorum. Sığmadık eve. Artık tepem attı. Zaten imtihanlar da ağır. Hı hı. Ben bir yere gittim. Öyle söyleyeyim. Bir yere hizmete gittim Mina Hanım. 6 ay orada kaldım. Böyle hizmet, öyle söyleyeyim, büyük bir kuruluş, büyük bir topluluk. Türkiye'nin bir yerinde büyük bir cemaat. Baktım, evet, orada da şunu buldum. Allah dostları var ama hiçbir Allah değil. Esma, Allah'a yönel. Tamam, hizmet edeceksin, gayret edeceksin ama Allah'tan başkalarına yöneldikçe savrulacaksın. Kıymetin bilinmeyecek, değerin olmayacak, kendini gerçekleştiremeyeceksin. Bu sefer gene eve döndüm, hep mescit istiyordum ya. Öğrencimizin dedesi, artık çocuklar kaldı ortada, Kur'an okutacak kimse yok, öğretecek kimse yok. Eyüp Sultan'a sabah namazına gittik, döndük, bir yer kiralamışlar. Artık burada okut. Güzel mi oldu? Önceden evde okutuyordum. Şimdi öyle bir üstüme mesuliyet bindi ki Mina Hanım. Oranın idaresi var, oranın yerleşmesi var, sadece kirası ödenecek. Ve ben bakkalda hayırlı işler diyemeyen bir insanım. O kadar çekiniyorum, o kadar içine kapanığım. Hadi bakalım, aşkın varsa diz burayı. Hadi bakalım, yönet bakalım. Hadi idare et faturalar, hadi şeyler. Allah'a hadi sarıl. Bakalım, aynen. Hadi, sana kapı açıldı. Etraftan eşyalar, yırtık perde, yanık halı olsun. Elektrik su kesilir olsun. O halleder, bu halleder. 2016 yılında mescide zaten hep bir şey söylüyor. Binada bir avukat hanımefendi vardı, 46 daireden oluşan. O vefat etti sonra virüs döneminde. Hep bir şey söylüyor. İşit diyor, onu diyor. Bunu polisler artık bıktı. Ve haber geldi ki babam da artık bıktı adam. Çünkü dedi kapat kursu gel. Ya nasıl kapatayım? Çivilerini bile kaldırım taşıyla çakmışım. Hani o kadar sıkıntıyla dizmişim. Mescidimiz derneğinin temeli öyle atıldı. Öyle atıldı. Daha dernek kurulmadı. Babam dedi ki kapatmıyorsan gelme eve. Hep biri sataşıyor, biri bir şey söylüyor. Ben bunlarla mı uğraşacağım? Bu sefer öğrencimin dedesinden de haber geldi mi? Kirayı ödeyemeyeceğiz. Allah. Ben ağla ağla. Ya Rabbi, ya Rabbi beni bıraktın mı? Eve de gidemiyorum. Kaç ay geçti. Sular kesik, elektrik. Ya Rabbi ben vazgeçmek istemiyorum. Ama beni bırakma. Bu kapı kapanmasın. Allah'ım lütfen. Beni bıraktın mı? Herkes gitti. Baba gitti. Kira da ödenmeyecek. Ev sahibi asla tutmaz. Zaten iftiralar. Daha demin kardeşimle yolda gelirken bunu söyledim. Ali dedim bunu unutma. Düşersen yanındalar, düşersen yoklardır. Kalkınırsan yanındalardır. Sistem böyle. İftiraya uğradın, şu beni çok seviyor deme. İftiraya uğrarsan o gidecek. Allah seninle kalacak. Yükselirsen de, gelirlerse de inanma. Gene bir tek Allah var. Çünkü o konumda olduğun için ulaşmak istiyor. Çünkü yaşadın, bak dibi gördün. Mina Hanım saat gece 2, inanın yastığım ıslak. Sabah 8'de, Allah ondan razı olsun, kendi hazinesinden kum gibi versin. Bir mesaj, Instagram. Aleyna da Instagram açmış. Ben anlamıyorum. WhatsApp bile yok. 2016'da hiçbir şey yok. Kardeşim kursa ne lazım? Instagram'da görmüş. Çek yatın kırık kolunu.
Ben de yazdım ki bir tane halı, bir tane de çekyat gönderebilirsiniz. Kardeşim, adamlar köprüde listeyi yap, mescidi yenileyeceğiz. Ben o kişiyi bayan sanıyordum. Klas Home'un dünyaca ünlü mobilya şirketi. Çünkü Esma artık cevabı buldu. Dedim ya, ya Rabbi beni bıraktın mı? Zaten Allah beni hiç bırakmamış. Ama benim taptıklarım varmış Mine Hanım. Hmm. Babama sığınıyormuşum. İşte o cemaate sığınayım, buna yöneleyim. Bu öder, bu hayır. Bir bırak ya. Allah Musa Aleyhisselam'a diyor ya, ey Musa, deniz yarılmadan asanı bile at. Onu bile at. Musa Aleyhisselam asaya atınca o deniz yarılıyor. Orada da o cevabı buldum. Dost istersen Allah yeter, yardımcı istersen. Şimdi buna ne gerek vardı? Aldığım eğitimle cevabı bulsaydım zaten bu kadar imtihan görmeyecektim. Bu kadar yollardan geçmeyecektim. Ama birilerine yöneldiğim için, birilerine yardım eder mi falan filan. Hayır, vazgeç ya Rabbi. Ve Perşembe abiler geldi. Cuma bir gelinle damat bile evliyse, değil mi? Biri bir şey alır, biri bir şey. En güzel mobilyalar, her şey yepyeni. Cuma günü geldi eşyalar. Pazar günü Ercan Bey şunu yazdı. Esma Hocam, kurs yatılı mı gündüzlü mü? Bundan bile haberi yok. Bundan bile, kalpler Allah'ın elinde. Allah o sebep perdelerini yaratacak. Sonra bir Cübbeli Ahmet Hocamızın akrabası denk geldi. Ben de bir şey yapacağım bu kursa. Yaşlı bir amca. Dedim tabela istiyoruz. Şimdi avukata da böyle şey güçlü gözükeceğiz ya. Tabela yaptırdı bize ama dernek değiliz. Bu sefer tabelayı da şikayet ettiler. Kapıya geldi amca. Kızım dedi, bak anladık sizi. Hani hizmet etmek istiyorsunuz. Gidin dernek olun, yardım edeceğiz. Bu sefer de Fransa'dan Sakine. Esma Hocam lütfen müsaade et. Bu derneğin kuruluş masrafları bende. Ben, buna ben vesile olayım. Allah da yol açık, Rabbim yolda koymuyor. Çünkü Esma cevabı buldu. Fransa neresi? Şimdi bana haritadan sorun, ben bilemem. Fransa nerede bilmiyorum. Ama artık Allah'ı biliyorum. Bana benden yakın. Nereden geçtim? O soğuk sularla banyo yaparak. Yarım kase, Ercan abilerden yarım kase zeytin. Üzerinde Charleston biber. Yiyecek bir şey de yok. Eve de dönmüyorum. Kapatmayacağım. Kapatmayacağım, vazgeçmeyeceğim. Çünkü Hacı amca da çok yollardan geçmiş. Hacı amca gençken de bunu da eklemek istiyorum. Hacı amca hep derdi, günahlarıma tövbem için bana hep dua edin. Yani evet, ben çocuk yaşta Rabbim nasip etti ama kimse demesin ki ben geç kaldım. Kalmadık. Nefes aldığımız müddetçe birine yardım edebiliriz. Kur'an biliyorsak öğretebiliriz. Bilmiyorsak öğrenebiliriz. Hepimiz Hacı amca adayıyız yani. İşte senin o gayretin de Allah karşılıksız bırakmayacak. Hacı amca dedi ya, ben layık değilim, bir dahaki yıl gideyim. O tevazusuna Allah onun canını Medine'de aldı. Evet. İşte bu incelik, bu samimiyet, bu yöneliş. Evet. Gayretin karşılığını da Rabbim çok güzel verdi. Evet. Firuzan Çetin Hocam söylemişti, biliyorsunuz onunla da çekim yapmıştık sevgili dostlar. Gayretin karşılığını, yoksa Fatma Hale Hocam mı söyledi? Karıştırmış da olabilirim. Ama söylediği çok söz önemliydi. Gayretin en güzel karşılığını Rabbim veriyor. Evet. Şimdi tarihe baktığımızda iz bırakan insanlar, düştükleri yerden kalkanlar, vazgeçmeyenler. Evet. Vazgeçtiğin zaman iz bırakamayacaksın. Bir iz bırakmak istiyorsan, ben geçeceğim, bu dünya bir yolculuk süreci, bu süreç içerisinde de hayırlı izler bırakayım diyorsan vazgeçmeyeceksin, evet. Devam edeceksin. Vazgeçmeyeceksin. Savrulacağım demeyeceksin, sarılacağım diyeceksin. Evet. Rabbe sarıl, bütün savrulmaların duracaktır. Evet. Diyoruz ya mesela, avukat hanım çok işte sataştı, işten geliyordu, kapıyı tekmeleyip asansöre biniyordu. Allah ondan razı olsun. Allah mekanı cennet etsin. Eğer o bana sataşmasa, ben hiçbir zaman dernek kurmak, ilerlemek, tabela takmak... Aslında bize en çok katkısı olanlar, bize en çok sataşanlar. Ama cevabı bulursak. Hı hı. Hani bak, kapıya biri vuruyor. Diyor ki yasal değilsin. Yasal, yani ne demek istiyor? Hayır makamından oku. Daha güzel yerlere layıksın. Yasal ol. Tam usulünce yap. Doğru yap. İhsan üzere yap. Allah ondan razı olsun. Doğru, evet yap. Hani diyor ya, Ebu Cehiller olmasa Ebu Bekirler ortaya çıkmayacaktı vasıfları. Ama ben ondan razıyım. Hakkım da helal olsun. Allah mekanını cennet etsin. Eyvallah. Her şey zıttıyla biliniyor ya, evet. Esma Sultan. Yani iyi bulabilmek için kötünün olması gerekiyor. Şimdi sağlığımızın kıymetini bilmek için sağlıksız olacaktık. O Covid salgın sürecinde sağlığın ne kadar önemli, evet, olduğunu fark ettik. Demin söylediğin ifadede de Necip Fazıl rahmetliyi aklıma getirdi söz. Der ki şiirinde, ey düşmanım sen benim, ifadem ve hızımsın, gündüz geceye muhtaç, sen de bana lazımsın. Evet. Düşmanına diyor bunu. Doğru söylüyor. Evet. Gerçekten sen bana lazımsın, çok güzel. Bana haz veriyorsun, kuvvet veriyorsun, evet, savrulduğum yerden tekrar ayağa kalkmam için bana güç veriyorsun. Diyorum ki,
düşman varsa dost da var, o dost da Allah. Evet, gerçekten Allah, dost de öyle. Çık yola bakalım. Şah damarından yakın sana ya. Başka sevgilere niye ihtiyaç duyuyorsun ki? Seni yoktan yaratmış. Annene kalem versen yüzünü çizebilir mi Mine Hanım? Hı-hı. Benim annem benim yüzümü çizemez. Ama Allah beni hücrelerime kadar yaratmış. Ben nasıl olur da başkalarına yönelirim? Nasıl yaparım Eyvallah. Bunu? Bu benim eksiğim. Yani ve hep böyle kuruldu böyle o zaman. Kuruldu. Hamdü senalar İsmi olsun. İsmi mescidi mi? Senin o hep mescid sevdandan mı? Şöyle hangi ismi bulsak ya bir tarikata çıkıyor ya bir siyasete kurulması lazım artık. Dedik tamam mescidimiz kalsın. Hani çok seviyoruz zaten. Sonra şimdi Ercan abi yanımızda, başka iş adamları, çevresi, sosyal medya bir anda ilerlemeye başladı. O kadar hızlı oldu ki her şey. Evet. Bu sefer Fadile ile karşılaştık. Nihat hocamızın sayfasını yönetiyormuş. O sayfa kapanınca ablacığım bu sayfayı yönet. Sayfa uçtu. 600 bin küsür slow ilahimde. Günlük 5 tane aktif hocalardan sohbet paylaşıyor. Fadile'nin hizmeti o. 8 tane evimde okuttuğum öğrencilerim mesaj görevlisi 3 sayfada. Onlar mesajlara bakıp kurbanlara not alıyor. Biz de sohbetler çekiyoruz, yayınlar yapıyoruz. Ankara'da da aynı bizim yollardan geçmiş bir Kur'an kursu Muhammed hocamız, gencecik bir çocuk. Onların kursunda çocuklar okumaya devam ediyor. Okul çıkışı her gün. Evet şu an sitede değiliz. Çünkü sosyal medyada daha ya da Afrika hizmetleri vesaire. Orada da görme engelli abi zaten bir tek yurt dışından gelenler misafir oluyordu. Ya da şehir dışından. Görme engelli abi ve ailesini mescide taşıdık. O abi de her vakit namazını Mine Hanım camide kılar. Belki de Allah-u Teala onun hürmetine ona mescide yaşamayı nasip etti. Derneğinizde böylelikle kurulmuş oldu. Kurulmuş Peki oldu. Siz sadece eğitimin dışında yurt dışı demin Afrika'da dedim. Evet. Oralara da gidiyorsunuz. Onu nasıl yapıyorsunuz? Şimdi o kadar artık hizmetler aktifleşti ki önceden kalem Bunu gelirdi. Bunu tek başına sen başlattın ama çevrede Ben evimde 3-5 çocuk. O radyodaki duyduğum şeyle ama çocuklar şimdi Duydukla bile... amel etmek. Duyduğumuzla amel etmek. Evet. O öyle. Beni çok etkiledi. Doğru söylüyor. Efendimizin de mescidi kumdu. Bizi vazgeçiren ne? Her şeyimiz var. Camilerimiz kocaman. Şimdi burayı gördüm. Çok güzel. Kocaman. Evet. Allah'ım diyorum buraya yüzlerce talebe olurdu. Aynen. Yani Kur'an dersine. Tabii ki. Çok güzel olurdu. Bir de şu var tabii ki. Biz mükemmeli yakalayalım diye beklerken köprüden ne sular akıyor Aynen. da gidiyor. Yol... Ve kervan yolda dizilir der ya büyükler. Gerçekten öyle bir yola çıkmak lazım. Evet. Kervan yolda diziliyor sevgili dostlar. Yeter ki Allah'ın yanımızda olduğu şuuruyla hareket etmek. Evet tabii gerçekten ki. De öyle. O Seni motive etmiş olmak. Bu düşünce, bu gayret. Evet parçalar birleştikçe Mine Hanım diyelim ki kötü bir şey geliyor ya. Allah'ım diyorum kesin çok güzel bir şey olacak. Çünkü bir yapbozun parçaları gibi bütünü göremiyoruz. Akşam bile gökyüzüne bakınca yıldız nokta kadar. Hayır sen acizsin. Sen yıldızı nokta kadar görüyorsun. Yıldız kat be kat büyük senden ama algın bu kadar. İşte bütünüyle Allah'a teslim olmaktan, tevekkül etmekten başka yol yok. Böylelikle gelen iş adamları, şimdi Kars'ta bir anne ve iki yetim kızına ev yapıyoruz. Boksör bir beyefendi, mavi tiki olan ünlülerle beraber adımı asla söylemeyeceksiniz diyor. Esma'yı başka ne tekamül ettirirdi? Bak birebir gördüm. Adam diyor ki ben Allah rızası için yaptım. Ama bambaşka bir hayatı var. Allah'a ben buna şahit oldum. Ya Rabbi sen beni tekamül ettiriyorsun. Ben mescitte bu hizmetlerdeyim. 3 tane talebe okutuyorum. 10 tane kurban kesiliyor. O ihtiyaç sahibine bakıyorum. Çok mutlu. Çok zengin olan da 15 yıldır psikolojik hap kullanıyor. Çok mutsuz. Demek ki bambaşka. Sistem bambaşka. Bir baktım ki Mine Hanım mescitte esas talebe benmişim. Ben bunu yıllar sonra anladım. Hani Allah bana bir şeyleri öğretiyor. Çocuklara otobüs şirketleri, hocam ne zaman lazım olursa geziler, faaliyetler, cami gezileri, yemekler, işte ya da Ercan abi çocuklar Kur'an'ı başarılı olanlar bisiklet alabilir miyiz Cincir? Tabii ki hocam bilgisayar da alalım, bunu da yapalım. Bu sefer talebeler daha da arttı. Neyle oldu bu? Birlik olmayla oldu. Hani diyoruz ya sosyal medya, hayır sosyal medya çok güzel, kumanda sende. Sen güzel kanal aç, sen hayra kullan, sen örnek ol, sen teşvik et. Bunların hepsi sosyal medyada oldu ve benim oraya bakış açım da değişti. Hani önceden ben de o şekil düşünüyordum. Hayra Şükürler kullanılan olsa. Her şey hayır olur. Evet, hayra kullanılan her şey hayır olur. Bu erzak dağıtımlarımızdan da biraz bahsetmek istiyorum. Gidiyoruz evlere Mine Hanım, kapı 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 kapı. Çok kıyafetleri yok, çok eşyaları yok. Hepsi o kadar mutlu ki. Sonra ben diyorum ki ben bu huyum vardı. Ben bunu bu sohbette giydim. Ben bunu bu Kur'an'da giydim. Bu düğünde giydim. Ben bunu burada takmıştım.
benim hiç başörtüm yok. Ve ben fark ettim ki Mine Hanım, ölene kadar başörtü almasam, vallahi varmış. Yeter. Kıyafetim varmış. Hı-hı. Ya da ben sivilcemi kafaya takıyorum. Abinin bacağında ufak yara çıkıyor, bacağını kesiyorlar, kanser oluyor. Evet. Ama o abinin neşesini görmeniz lazım. Ya Rabbi, ben niye mutsuzmuşum? Benim nefsim şımarıkmış. Şımarıkmışım. Sivilcemi kafaya takacak kadar ben şımarıkmışım. Şimdi şımarıkmışım dedin, oraya bir virgül koyacağım nefsim. Esma Sultancığım. Sevgili dostlar, hani hep diyoruz ya, psikologlar, danışanlar, danışanlar değil de danışmanlar söylüyor ya, kendinizi sevin, kendinizi sevin, bir kendinizi sevin türküsü tutturduk gidiyoruz. Bu kendinize barışık olun hikayesini de hep söylerim. Şimdi kendinizi sevin derken aslında demin Esma'nın söylediği ve altını çizdiği şey çok önemli. Kendinizi şımartın değil. Evet. Kendi varlığınızın farkına varın. Özünüzün evet. farkına varın. Şükredin. Özünüzü sevin ya. Şükredin. Beni Allah yaratmış, ne kadar güzel yapmış. Demin dediğin gibi annem resmimi çizemez, Rabbim beni çok güzel çizmiş. Her detayıyla. O kadar ince bir detay ki. Ve ben o detayları seveceğim. Kendi varlığımda olan her şeyi seveceğim ve kabul edeceğim. Şımartmayacağım. Şımartmayacaksın. Çünkü dediğin gibi oradaki o denge, nefisle hareket ettiğinde şımarıkça. Evet. Ama İslamca hareket ettiğinde evet, o kendini sevmek, kabul etmek. Ne kadar nimet içinde. Aciziyetinin farkında varıp Rabbe şükretmek. Evet. Nimet içinde olduğunu anlamak. Envai çeşit şeye sahip olup da ben nasıl mutsuz olurum? Nasıl şikayet edebilirim? Ya da biliyorum peygamberler neler yaşamış. İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Allah Teala bana bunları boşuna mı öğretti? Bunlar masal değil diyor Allah. Tabii. Hikaye değil. Tabii. İşte senin döneminde de bazen öyle bir olacak ki Musa Aleyhisselam gibi imtihan olacaksın. Bazen de hastalık gelecek, Eyüp Aleyhisselam gibi imtihan olacaksın. İşte bazen yalnız kalacaksın. Bazen yalnız kalacaksın. Peki, Yusuf peygamber baba, gibi. Baba seni eve almıyordu ya. Babayla aile durumu nasıl oldu? Senin bu onu belki ileride gibi... anlatırız. Hani onu inşallah ileride anlatırız. İnşallah güzel olacak. O en çok yöneldiğim babamdı. Babam beni asla bırakmaz, asla terk etmez. Şimdi biz üç kardeşimle beraber, dört kardeşiz. Üç kardeşimle beraber yaşıyoruz. Ha, herkesin bir imtihanı var. Hayır. Mescid derneği noktasında da çalışıyor musunuz? Evet. Evet. Ali'nin kendi mesleği de var. Ayrıyeten Allah bin kere razı olsun. Ne zaman böyle ihtiyacım olsa en büyük yardımcım. Allah yolunu açık etsin inşallah. Ben ondan razıyım. Rabbim de razı olsun. Ha. Bu şekilde ilerliyor, ilerliyor. Ama bir yerden sonra o kadar... arttı ki kalabalık, kurban talepleri, hayırlar, yardımlar. Önceden Eyüp'te ben kesiyordum. Ben 7 gün kurban kesmeye gitsem gün yetmeyecek. O kadar kurban geliyor. Allah, o zaman tamam ekran. Afrika'daki kardeşlerimize yönelelim, orada keselim. Şimdi elhamdülillah cuma günleri zaten 20'den aşağı düşmüyor. Bizim için büyük bir şey. Ekibimiz hani toplamda 22 kişiden oluşuyor. Görevli arkadaş, web sitesi yöneten, tasarlayan. Yani cuma günleri bile çok kurban oluyor. Her gün kurban var. Hizmetler, faaliyetler. Benim niyetim, Allah'ım nasip etsin, bu paylaşmayı, giymediğin kıyafeti katla poşete koy, birine Allah rızası için ver ve o anda fark et. Onunla onu paylaşırken sen şifalanıyorsun. O kadar iyi geliyor ki 100 tane psikoloğa gitsen öyle iyi gelmez. En güzel manzaralı kafede yemek yesen o kadar iyi gelmez. Çünkü başkasını sevindiriyorsun ya, senin de yüreğin taşıyor. Sahabeler diyor ki ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, iyilik nedir, bize tarif et. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da diyor ki yaptığınızda kalbinize huzur veren şeydir. Öyle bir huzur, öyle bir huzur ki şükürler olsun. En son zaten kurbanda sabah namazına kadar kurban eti dağıttıktan sonra biz Afrika'ya geçtik. Afrika'da hizmetlerimiz Türkiye'nin yanı sıra devam etti. Hangi ülkeler Afrika'da? Afrika, Uganda'da daha çok faaliyetlerimiz. Çünkü orada belli başlı ekipler var, Türkçe bilen kardeşlerimiz var. Uganda bölgesindeyiz. Bir diğer hayalim de Mine Hanım, camilerimiz kocaman ya, kocaman, hepsi de çok güzel. Nasıl sesimi duyururum bilmiyorum. Birçok yere mektup yazdım, yazılar gönderdim. Okul çıkışı Türkiye'nin ama her yerinde, her yerinde 5 ile 7 arası açsınlar camileri. Çocuk isterse bir yıl Kur'an'a geçemesin. Ama gitsin, caminin havasını alsın. Çıkarken de kapının önünde böyle bir şeker kutusu olsun. Şekerini alıp eve gitsin. O çocuk büyüdüğünde kötülük yapamayacak. Taksici bir beyefendiyle konuştum. Hocam dedi, biliyor musun, bulaşmadığım pislik kalmadı. Ama sana yemin ederim dedi, her günah işlediğimde o Kur'an kursu, o rahlenin başında oturuşum, hocama dua edişim hep içim cız ediyor. Bana dua edin, dönüş yapayım. İşte o çocuğun aklında kalacak. Ya da benim talebelerim her ambulans geçtiğinde Allah şafi adıyla şifa versin, bağıra bağıra. Ya da işte gelip diyordu, hocam biliyor musun, babam ayakta su içiyor.
Diyordum aferin ablacığım, bana hep söyle, ben onlara mesaj atacağım. Halbuki orada hayır, onun bilinçaltına kodluyorum. Hani budur öğretmek, al bunu ezberle çabuk. Bak yapmazsan hayır, gelmeyecek bir daha, sevmeyecek seni. Camiden kaçacak. Belki 30 yaşında cuma namazına gitmeme sebebi sen olacaksın. Bırak Allah bir olsun. Yılda evet. Kur'an'a geç geçsin ama sevsin, aşkla gelsin. Benim talebem bana demişti, bak hocam etek gidersen gelmem. Evde okutuyorum o zaman. Şimdi tertemiz bir genç kız, feraceli. Maşallah. Yok ablacığım dedim, Kur'an okurken ört başını, giy eteğini eve giderken. Hocam başörtüleriniz ne kadar güzel, aradan 6-7 ay. Git çekmecemi aç, hangisini beğeniyorsan al ablacığım. Sonra bir baktım kapanmış. Bu. Ben tebliğ yapıyorum. Bak seni hiç beğenmedim. Bak bu böyle olmamış. Bu böyle. Sen onu soğutuyorsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam metodunda asla böyle bir şey yok. Hep sevdirmiş. Müşrikleri Efendimiz yemeğe alıyor diğer sahabelerle. Sonra da gece her bir sahabede bir müşrik kalacak ki İslam'ı tanısınlar. Şişko olanı Peygamberimiz alıyor. Diyor ki bu gece sen bende kal. Bayağı kilolu. Affedersiniz adam altına yapıyor. Kaçıp gidiyor sonra. Gece altına yapıyor. Sahabeler kızıyor, söyleniyor. Adam da putunu orada unutmuş. Yatağın başında tekrar geliyor. Bir bakıyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orayı topluyor, çarşafı falan. Sahabeler toplayacak izin vermiyor. Diyor ben bu kainatın pisliğini toplamak için geldim. Rahmet için geldim. Adam böyle bakıyor, görüyor Peygamberimizi. Kızmak bir yana, Efendimiz hala hoşgörülü. Diyor ya Resulallah iman edeceğim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz de diyor ki bir şartla bu gece de bende misafir olur musun? Bir de şimdi bizim halimize bakalım. Bir de dışlayışlarımıza bakalım. Bir de eleştirmelerimize bakalım. Bakıyorum çok korkuyorum ilerlemekten, biliyor musunuz Mine Hanım? Biri sataşacak diye, biri laf söyleyecek diye. Çünkü kendi içimizde kenetlenemiyoruz. Yapılan hizmetler, şeyler, bir bakıyorsun ki öteki dindar kardeşim bir şey söylüyor. O da ona cevap veriyor. Bu sefer orada seni izleyenler hop bitti. İslam'a laf geldi. Falanca falancayı unutacaklar. Leke ya, geliyor. Evet, evet. İşte o yüzden diyorum ki kendi köşemde kalsam mı acaba iyi? Sonra dedim yok Mine hocam benim talebelikten beri hayalim. Allah gidip ziyaret olsun. Edeceğim. İyi, göreceğim. İyi ki de geldin ama programın sonuna geldik sevgili dostum. Öyle nasıl mi? Oldu? Geldik işte, öyle de böyle de geldik. Ama Esma dediği gibi daha ileride anlatacağım şeyler var. Bir daha misafiriniz olurum. Biz onu tekrar misafir ederiz inşallah. İnşallah. Güzel çalışmalarını dinlemek isteriz. Ama her misafirimize sorduğumuz hayattan notların en önemli sorusu, hayata düştüğünde seni tekrar düşürmeyen bir sözü bizimle paylaşarak programımızı bitirelim istiyorum evet. Esma'cığım. Benim düsturum olan Allah de savrulma. Eğer aşklarından eminlerse, kalplerinden eminlerse, evet o istedikleri kişilerle belki olmayacak. Ummadık yerlerden daha güzel olacak. Tıptı Hacer validemiz Safa Merve'de evet. Koştu orada oldu evet, mu? Evet. Hayır. Ama İsmail Aleyhisselam'ın ayağının altından çıkan zemzemi biz hala içiyoruz. O yüzden Allah'a güvensinler, o kapılar açılacak. İstedikleri yerden olmasa da başka yerden Allah deyip savrulmasınlar. Bir de sloganımız, mescidimiz huzurumuz ya. Huzur ne demek Mine Hanım? Her an Allah'ın huzurunda olduğunu bil. Evet. Her an yönünü nereye dönersen, ne yaparsan yap, huzurdasın ya. Annen seni gözetlese şimdi... Düşsen kaldıracak, acıksan yemek getirecek değil mi? Anne okyanustaki bir damla. Allah o okyanus. O zaman ne dert kalıyor, ne tasa kalıyor, ne şüphe kalıyor. Nice kapılar da önünde açılıyor. Şükürler olsun. Elhamdülillah. Bunu söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum Esma Nurcuğum. İyi ki geldin, iyi ki bize misafir oldun. Ben teşekkür ederim. Şimdi sevgili dostlar kanalımıza abone oluyorsunuz. Bildirimleri açıyorsunuz. Videonun altına yorumlar yapıyorsunuz. Biz de size kitaplarımızı çektiğimiz çekiliş sonunda hediye gönderiyoruz. Lütfen hediye gönderdiklerimiz, hediye gönderdiğimiz kitaplarla birlikte paylaşımlar yapın. Diğer dostlar da görsün kitapları. Yolluyoruz sevgili dostlar. Şimdi bugün de Genç Kız Özel mektupları sizin için göndermiş olacağız. Esma'ya da çok teşekkür ediyoruz. Rica evet, ederim. Gayret eden aradığını buluyor evet. Demek ki. Biz evet. Gayret edeceğiz ve neyi arıyorsak da onu bulacağız. Bilelim neyi aradığımızı ve gayretimizden de hiçbir zaman taviz vermeyelim. Evet. Çünkü insanın kanadı gayreti. Evet. Çünkü kanatsız uçan hiçbir şey olamaz. Yani kanatlarımızın olması evet. Lazım. En güzel kanat da gayret. Şunu ekleyebilir miyim? Tabii hiç ki. Susmuyorum. Şunu dikkat etsinler. Siyeri her okuduklarında Efendimiz hayatın her alanında gayret etmiş. Evet. Bakın kainatın efendisi ama Allah ondan bile gayret istiyor. Ezeli nasibinde peygamberlik var ama Allah ondan bile gayret istiyor. Efendimiz en imtihanda Miraç'a çıkıyor. Ve Miraç'a çıktığında bile Medine'ye hicret edeceğini bilmiyor.
İşte bazen yükseliş olur, bazen dibi görürüz. Ama bir iki yıl sonra ne olacağını bilemeyiz. O yüzden hep gayret, ama sadece mükafatını ve açılacak olan kapıları sadece Allah'tan beklemek. Başkasından beklediğinde Allah yoluna öyle bir tıkıyor ki, o kadar pişman oluyorsun ki, ya Rabbi ne yaptım ben? Hani hepsi gidiyor, sen tek kalıyorsun, orada buluyorsun. Öyle bulmasınlar, böyle bulsunlar. Bu bilinçte olsunlar. İnşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Evet sevgili dostlar, hayata notlar düşelim ve tekrar düşmeyelim diyoruz. Bir başka programda hayata dair notlar düşmeye biz devam edeceğiz. Siz de orada hayata not düşmeye devam edin ve tekrar düşmeyin. Görüşmek üzere.